6. sınıflar bu dersimizin konusu ondalık gösterimlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etme. Tahmin etmede ne yapıyorduk? Yuvarlama yapıyorduk değil mi? Daha önceki derslerimizde ondalık gösterimlerle ilgili yuvarlamalar yapmıştık. Ondalık gösterimleri birler basamağına, onda birler basamağına, yüzde birler basamağına yuvarlamayı öğrenmiştik. Bu dersimizde o öğrendiklerimizden de yararlanarak işlemlerin sonucunu tahmin etmeye çalışacağız. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu tahmin edelim demiş ilk sorumuzda. Şimdi yuvarlamayı nasıl yapıyorduk? Yuvarlamayı onda birler basamağına, yüzde birler basamağına veya birler basamağına göre yapabiliyoruz demiştik. Veya onlar basamağı da olabilir, binde birler basamağı da olabilir. Şimdi burada 0 tam yüzde 49 çarpı 6 tam onda bir çarpanlarından oluşan bir çarpma işlemi var. Burada en mantıklı yuvarlama ne olacaktır? Şimdi burada 0 tam 49 olduğuna göre ne yapacağız? En yakın onda birliğe Göre yuvarlama yapacağız. Yani bunun için %1'ler basamağına baktım. 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla ne dedim? Onda birler basamağın bir üst basamağı yuvarlanır. Ve bu taraflar aynı kalır dedim. Dolayısıyla burası ne olmuş oldu? 0 tam 10'da 5 olmuş oldu. Buraya bakalım. 6 tam 10'da 1. 6 tam 10'da 1 Çarpanını en yakın birlere yuvarlayabiliriz değil mi? değil mi? En yakın birliğe yuvarlayabiliriz. O da ne olur? 6 olur. Dolayısıyla yani ne yaptık? Onda birler basamağına bakıyorduk. Bunun için onda birler basamağında 5'ten küçük bir rakam olduğu için ne yapıyorduk? Birler basamağı aynen kalıyordu. E Burası zaten sıfırlanıyordu. Burası sıfırlandığına göre virgülden sonra bunu yazmamıza gerek kalmıyordu. Yani çarpma işlemimiz ne olmuş oldu? 0 tam onda 5 çarpı 6 olmuş oldu. Peki bu çarpma işlemini nasıl yapıyorum? Bunu öğrenmiştim. 0 tam 10'da 5 çarpı 6. Normal bir çarpma işlemiymiş gibi yapıyordum. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı elde var 3. 6 kere 0 0. 3 daha 3. Peki virgülden sonraki basamaklar ne oluyordu? Ondalık sayıların virgülden sonraki basamakları buradan itibaren ayrılıyordu. Burada bir tane olduğu için bir tane ilerlettik ve ne olmuş oldu? Sonucumuz 3 çıkmış oldu tahminen. Bu bizim tahminimiz. Tahmini sonucumuz. Peki gerçek sonuca da bakalım mı? Gerçek sonuca bakmak için ne yapıyorum? 0 tam %49 ile 6 tam onda 1'i çarpacağım. Bakalım ne kadar yaklaşmışım. 1 kere 9 9 1 kere 4 4 1 kere 0 0 6 kere 9 54 54'ün 4'ü elde var 5 6 kere 4 24 5 daha 29 29'u bu şekilde yazdım peki çünkü 6 kere 0 da 6 0'dı peki topluyorum 9 4 4 daha 8 0 9 daha 9 2 de bu şekilde aşağı indim bakıyorum virgülden sonra 1 2 3 basamağımız vardı burada buradan itibaren geliyorum 1 2 3 basamak atıyorum ve ne olmuş oluyor sonucumuz 2 tam 1000 de 989 olmuş oluyor gerçek sonuç e, tahminimiz zaten 3'tü dolayısıyla 2,9 küsürlü bir sayıda 3'e zaten çok yaklaşmış oluyoruz Peki diğer örneğimiz bir toplama işlemi. Toplama işlemimizde 12 tam %22, 25 tam %73 ve 37 tam %51 toplanmak isteniyor. Peki ben hemen ne yapayım o zaman? Yuvarlama yapayım. Buradaki yuvarlamam birler basamağına göre olursa, birler basamağını yuvarlarsam kolaylık sağlayacaktır. Burada birler basamağını yuvarlamak için onda birler basamağına bakacağım. Burada 5'ten küçük bir sayı olduğu için, 5'ten küçük bir rakam olduğu için ne yaptım? Birler basamağı aynen kaldı. Burası 12 oldu. Peki buraya baktım. Yine onda birler basamağına bakıyorum. 5'ten büyük bir rakam var. Bu sefer ne yapacağım? Buradaki birler basamağını bir üst basamağa taşıyacağım ve arkası sıfırlanacak. Buraya baktım. 5 ve 5'ten büyük bir rakam olduğunda yine burası ne yapıyordu? Bir üst basamağa yuvarlanıyordu ve bu şekilde toplama işlemimi kolayca yapabilirim. 2 6 daha 8 2 8 daha 16 elde var 1. 1 1 daha 2 2 daha 4 3 daha 7. Yani benim tahminim ne olmuş oldu? 78 olmuş oldu. Gerçek sonuca da bakalım mı? Gerçek sonuçta 2 3 daha 5 1 daha 6. 2 7 daha 9 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Buraya ekledim. 1 2 daha 3 5 daha 8. 7 daha 15. 15'in 5'i yine elde var 1. 1 1 daha 2. 2 2 daha 4. 3 daha 7. Yani 75 tam %46 gerçek sonuç. Biz ne yaptık? 78 tahmin etmiş olduk. Peki konuyla ilgili gündelik hayattan da örneklerimiz var. Hemen onlara bakalım. Kilogramı 36 tam %75 TL veya 36 TL 75 kuruş olan çilekten 5 kilogram alan bir müşteri manava tahminen kaç TL ödemiştir? Hesaplayarak gerçek sonuç ile karşılaştıralım demiş. Şimdi tahminen dediğine göre burada en mantıklı yapabileceğimiz şey ne? Birler basamağına yuvarlama değil mi? Bunun için de onda birler basamağına bakacağım. Onda birler basamağında eğer 5'ten büyük bir rakam varsa ne yapıyordum? Birler basamağını bir üst basamağa yuvarlıyordum ve bu taraf sıfırlanıyordu. Yani kilogramı 37 TL'den almış gibi ne yapacağım? 5 ile çarpacağım çünkü 5 kilogram almış. 5 kere de 35. Elde var 3. 3 kere 5 15 3 daha 18. Yani 185 TL ödemiştir tahminen değil mi? Tahminen. Peki gerçek sonuca bakalım. Gerçek sonuç için ne yapacaktım? 36,75'i 5 ile çarpmam lazımdı. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere de 35. 2 daha 37. 37'nin 7'si elde var 3. 5 kere 6, 30. 3 daha 33. 33'ün 3'ü elde yine 3 var. 5 kürü 3 15, 3 daha 18. Peki virgülden sonra bir 2 basamak ayıracağım. Dolayısıyla buradan geldim. 1, 2 yani 183 tam %75 TL ödeyecekmiş. Gerçekte biz tahminen 185 TL bulduk. Aslında yakın bir rakam bulmuş olduk. Hatta karşılaştıralım yani. Bakalım ne kadar fark varmış arada? Bunun için ne yapacağım? 185'ten 183.75'e çıkaracağım. Ne yapıyordum böyle olduğunda? Tam kısımlardan sonra eğer burada basamak yoksa bunlara 0 koyuyordum. Peki 0'dan 5 çıkmaz. Buradan 10'luk aldım getirdim. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. Burası zaten 0 0 kaldı. Dolayısıyla 125 TL ne yapmış oldum? Yaklaşmış oldum. Buraya baktım. Bir kamyonun kasasına bir tanesinin ağırlığı 9,86 kg olan kasalardan 22 adet konulacaktır. Kamyonun kasası 200 kg yük taşıyabildiğine göre kaç kalas dışarıda kalır demiş. Şimdi yine burada bir tanesinin ağırlığı 9,86 kilogrammış. Ben bunu eğer yuvarlarsam birler basamağına. Birler basamağını yuvarlarken ne yaparım? Onda birler basamağına. Baktım 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla birler basamağını bir üst basamağa yuvarladım. Zaten sağ taraf sıfırlandı. Dolayısıyla 10 kilogramlık kalaslardan 22 adet konulacakmış diyorum tahminen. 10 çarpı 22'den burası 220 olmuş oldu. Yani toplam kiloları 220 kilogram olmuş oldu. Ama kamyon kasası 200 kilogram yük taşıyormuş. Dolayısıyla ne yapacağım? Çıkaracağım birbirinden. Kaç olur? 20 kilogramı alamayacağız kamyonun kasasına. Peki 20 kilogram zaten neydi? 10 kilogramdan 2 tane olması gerekiyor. Yani 20'yi eğer 10'a bölersem 2 adet kalas ne olacakmış? Dışarıda kalacakmış. 45 tam onda 3 kilogramlık nohut 8 tam yüzde %75 kilogramlık paketlere konulacaktır. Bu işlem için kaç paket gerekeceğini tahmin edelim demiş. Burada yine 45 tam onda 3 kilogramlık nohut 8 tam yüzde %75 kilogramlık paketlere konulacakmış. Ne yaparım? Birler basamağına göre Tahmin ederim değil mi? Sonuçta paketleme işlemi yapılacak. Dolayısıyla ne yapıyorum? Onda birler basamağına baktım. 5'ten küçük bir rakam var. O zaman ne diyorum? Birler basamağı aynen kalır. Bu taraf sıfırlandığı için ne yaptık? Yazmadık. Peki burasında da yine aynı şekilde paketleneceği için ne yapıyorum? Birler basamağına göre tahmin ediyorum. Onda birler basamağında 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla ne yapıyorum? Birler basamağı bir üst basamağı yuvarlandı. Sağ taraf ise sıfırlandı. Peki artık ne yapacağım? Bu işlem için kaç paket gerekir demişti. 45 kilogramlık nohutumuz var tahminen. 9 kilogramlık paketlere bölün e, paketlere konulacakmış. Dolayısıyla 45 bölü 9'dan ne yapacağız? Tahminen 5 paket gerekir diyeceğiz. Yani 45'i 9'a bölmüş olduk. Paketleme işlemi olduğu için. 5.25 TL'lik kalemlerden 4 adet ve metresi 3 tam onda 8 TL olan kartondan 6,2 metre satın alan Reyhan tahminen kaç TL'ye ödemiştir diyor. Tahminen kaç TL'ye ödemiştir dediğine göre yine ne yapalım? Birler basamağına göre tahmin yapalım. 5.25 TL'yi birler basamağına göre tahmin edeceğime göre ne yapacağım? Onda birler basamağına baktım. 5'ten küçük bir rakam var. Dolayısıyla birler basamağını ne yapıyorum? Aynen bıraktım. 5 TL olmuş oldu burası. Burası ise 3 tam onda 8 TL'ydi. Yine birler basamağına yuvarlama yapacağım için onda birler basamağına baktım. 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla birler basamağını bir üst basamağa taşıdım ve ne olmuş oldu? 4 TL olmuş oldu. Şimdi tahminen 5 liralık kalemlerden 4 adet alacağız. Ve tahminen metresi 4 TL olan kartondan da 6,2 metre demişti. 6,2'yi de biz ne yapalım? 6,2'yi de en yakın birliğe yuvarlayalım. En yakın birliğe yuvarlarken yine onda birler basamağına baktım. Onda birler basamağında 5'ten küçük bir rakam olduğu için Kaça yuvarladım? 6'ya yuvarlamış oldum. Dolayısıyla da burada ne yapacağım? 6 metre olmuş oldu. Peki 5 TL'lik kalemlerden 4 adet aldığına göre 5 kere 4 20 TL kalemler tutmuş oldu. E metresi 4 TL'lik olan kartondan da 6 metre aldığına göre 4 kere 6 24 TL de burası olmuş oldu. Peki kaç tahminen kaç TL ödemiştir demişti. Bu ikisini toplarsam ne olmuş olur? Tahminen 44 TL ödemiş olur. Bu sayfamızın ilk sorusunda bir işlem var ve yukarıdaki işlemin sonucunu tahmin edelim demiş. Dolayısıyla gördüğümüz her bir ondalık gösterimi ne yapacağız? En yakın birliğe yuvarlayarak kolayca işlem yapmaya çalışacağız. 10,25 var burada. En yakın birliğe yuvarlayacağıma göre onda birler basamağına baktım, 2 var. Yani 5'ten küçük bir rakam. O zaman ne diyorum? Birler basamağı aynen kalacak. Yani sayımız 10 olacak. Çarpı Burada da 0 tam 10'da 8 var. Yani 10'da birler basamağı 8, 5'ten büyük bir rakam. Dolayısıyla birler basamağı bir üst basamağa taşınacak. Böyle diyorum. 7 tam 10'da 9. 10'da birler basamağında 9 var. O zaman birler basamağı yine bir üst basamağa taşınacak. Burada ise ne var? 2 tam 10'da 2. 10'da birler basamağında bu sefer 5'ten küçük bir rakam var. Dolayısıyla ne diyeceğim? Birler basamağı aynen kalacak. Hemen bakalım 10 çarpı 1'den üst taraf 10. 8 bölü 2'den burası 4. E işlemimiz ne olmuş oldu? 5 bölü 2 eğer sadeleştirirsek 5 bölü 2 olmuş oldu. Eğer 5'i 2'ye bölersek de ne olur? 2 tam 10 5 olmuş olur. Ya da ne yaparız? Genişleterek de bunu bulabiliriz. 5 ile 5 ile. 5 ile genişletirsek ne oluyordu? 25 bölü 10 oluyordu. Bu da 2 tam 10 5 yapmış olur. Peki. Diğer sorumuz kilogramı 11,75 TL olan portakaldan 4,12 kilogram alan Mehmet Bey manava 100 TL vermiştir. Mehmet Bey'in alacağı para üstünü tahmin ederek gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş. Şimdi kilogramı 11,75 TL'ymiş. Ben bunu öncelikle en yakın 1 yuvarlamak istiyorum. O zaman onda birler basamağına baktım. Onda birler basamağında 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla birler basamağı ne oldu? bir üst basamağı yuvarlanmış oldu ve 12 TL olmuş oldu. Peki bu portakaldan 4,12 kg almak istiyormuş. O zaman hemen bunu da ne yapıyorum? Birler basamağına göre yuvarlayacağım. Birler basamağına yuvarlamak için onda birler basamağına baktım. 5'ten küçük bir rakam var. Dolayısıyla birler basamağı aynen kalır dedim. Hemen çarptım. 12 çarpı 4'ten 48 TL olmuş oldu. Peki manava 100 TL vermişti. O zaman 100'den 48'i çıkarıyorum. Ne kalmış oluyor? 52 TL para üstü almış oluyor. Peki gerçekte ne olacaktı? Hemen gerçeğe de bakalım. 11,75 TL ile 4,12 TL çarpılacaktı. Hemen bakalım. 2 kere 5 10. 10'a 0 elde var 1. 2 kere 7 14. Bir de elde vardı 15. 15'in 5'i elde var 1. 2 kere 1 2. Bir de elde vardı 3. 2 kere 1 2. 1 ile buradaki basamakların hepsini çarpacağım. Yani 10, 1, 75. Bu da tamam. 4 kere 5, 20. Yine bir basamak kaydırdım. 20'nin 0 elde var. 2. 4 kere 7, 28. 2 de elde vardı. 30. 30'un 0 elde var 3. 4 kere 1 4. 3 daha 7. 4 kere 1 4. Şimdi ne yapacağım? Toplayacağım. 0, 5, 5 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 3, 7 daha 10. 1 de elde vardı 11. Elde var 1 buraya aktardım. Burası 4 oldu. 7 bir daha 8 oldu. Ve burası da 4 oldu. Peki virgülden sonra 2 burada 2 burada 4 basamak var. Dolayısıyla buradan virgülümü alıyorum. 1, 2, 3, 4 basamak buraya geliyorum. Ve ne olmuş oldu? 48 41 TL tutmuş oldu. Gerçekte portakalın fiyatı. Peki 100 TL vermişti. O zaman ne yapacağım? 100'den 48,41'i çıkarmam lazım. Bunun için ne yapacağım? Eksik basamaklara yine sıfırlarımı yazdım ve bu şekilde çıkarma işlemi yapacağım. Şimdi sıfırdan 1 çıkmaz. Ta buradan gidip bunun onunu aldık. Getirdik buraya. Ondan 1 çıktı. 9 kaldı. Bunların hepsi 9, 9, 9 oldu değil mi? 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı ve 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. Yani bizim gerçek sonucumuz 51 TL 59 kuruşken ne olmuş oldu? Tahminimizde 52 ile çok yakın bir şekilde tahmin etmiş olduk. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.